Selam arkadaşlar, nasılsınız? Ne haber Yılmaz? Selamlar. Selam İzzet. Herkesin keyfi nasıl? Umarım herkes iyidir, sağlıklıdır. Sıkılmadan evde oturuyordur. Yine ben teşekkür ederim Rock İstasyonu kanalına. Beni sizlerle buluşturduğu için arkadaşlar. Yine bir 10-15 dakika sohbet edelim, muhabbet edelim. Bir şeyler çalarız. Neler yaptık bunca zaman, onları konuşalım. Sizler sorun, ben yanıtlayayım. Evet, çalışanlar var gerçekten. Teşekkür ediyoruz onlara. Dileriz sokağa çıkma yasağı ve destekler bir an önce hayata geçer ve sizler de evlerinizde bu süreci atlatırsınız diye umut ediyorum. Bugün içecek olarak bir şey getirmedim. Su içtim, geldim. Sizin keyifler nasıl arkadaşlar? Size anlatın. Bir iki güzel haber vereyim. Benim ilk bestelere başladığım zamanlarda My Memory diye bir albüm yapmıştım. Enstrümantal bir albüm arkadaşlar. Yeni çalmaya başlıyorum falan. Bunu ben şimdi Spotify ve iTunes'a yüklemek üzereyim. iTunes'ta yüklenmiş albüm. Çok yakında Spotify'da da eklenecek. 2008 albüm çıkış tarihi olarak ekledim. Bakalım, yani bu evde oturma sürecinde böyle şeyleri de hayata sunmuş oldum. Belki canınız sıkılır. Benim ilk bestelerimi dinleyenler, sevenler, Sonsuza Kadar, Özgürüm, Son Savaş isimli şarkılarım vardır mesela. Onları dinleyebilirsiniz. Akabinde de Bulut Olsam diye bir single hazırlamıştık koronadan önce. Onu da yayınlayacağım önümüzdeki haftalarda. Çok klas bir single oldu. Blues bir albüm. Bütün kayıtlar Fender'le yapıldı. Fender gitarımla. Lezzetli bir sound oluştu. Bakalım. Davullarında İlkay çaldı. İstanbul Rüyası'nda o çalmıştı. Tekrar teşekkür ediyorum İlkay sana. Güzel, leziz bir şarkı arkadaşlar. Çok yakında paylaşırım sizinle. Evet, dip boyam geldi. Ama ben boya yapmıyorum arkadaşlar. Kına yapıyorum. Bilginiz olsun. Kına hem sağlıklı hem de saç derisine iyi geliyormuş. Bu aralar bilerek yapmıyorum yalnız. Biraz uzasın. Sen de çalarsın Dilan. Tamam, bağlan çalalım birlikte. Sözlerimi geri almam sosu. Hadi kısa da çalalım yine. En çok yine düştük yolları seviyorum çalmasını. Hepsini çok seviyorum ama o şarkı bambaşka. Cakı mı bozuk? Tamam, öyle yapalım. Bağlanırsın. Bir dahaki sefere çalarız birlikte. Evet Güneyciğim, biz de çok özledik konserleri. Şimdilik evde oturuyoruz. Ama bu günleri de tabii verimli geçirmeye çalışıyoruz. Gitar çalışıyoruz mesela. Yeni bestelerimi yapıyorum. Bu aralar klasik gitarla Godfather'ı çaldım. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de Romance'ı çaldım. Romance'ı YouTube kanalıma ekleyeceğim. Ara ara bir şeyler yapacağız.
Huysuzluk Özlem parçalarına yorum katıyor musun abi? Tabii ki de yani soloları birebir, tam birebir değil de kendi yorumumu katarak çalmaya çalışıyorum. Bu arada tekrar hatırlatayım. Yeni çıkacak olan albümde Shay Patterson'ın destanında epey bir yorumum var. Umarım hoşuna gider. Careless Whisper. Ya, o kadar çok şarkı çaldım ki arkadaşlar, çalarken hatırlayamayabiliyorum. Şimdi hangi tonda olduğunu bile unuttum. Unutmuşum. Godfather'ı beğendin mi? İyi, güzel. Beğendiğine sevindim. Godfather çalalım. Aa, Aytek gelmiş. Hoş geldin Aytek. Nasılsın? Böyle bir şeydi. Smoke on the Water. Haziran'da konsere geliyordu Deep Purple. Ne oldu acaba? Gelecek mi, gelmeyecek mi? Herhalde gelemez bu saatten sonra. Umarım gelirler tabii ki de. İyi olur yani. Dileriz bu Mayıs'ta tamamen biter bu korona arkadaşlar. Bitmezse yandık. Bu şarkı hangi parçamın girişi? Hadi söyleyeyim bakalım. Hadi bilene benden pena. Kimse bilmiyor mu? Meşhur şarkı. Evet Güneycim, bildin. Ama sen de zaten benim penalardan var değil mi? Loner, Gary Moore. Yani nasıldı tonunu hatırlıyorum. Still Got the Blues çalayım. Şimdilik onu hatırlıyorum. Gelmiş geçmiş en iyi gitarist bence Gary Moore arkadaşlar. Yani böyle duygu, böyle şarkılar yok gerçekten. Evet, bekleriz Okan Bayülgen'in. Okan dediğim Okan Bayülgen herhalde. Ama bütün gitaristleri çağırır, beni çağırmaz. Çünkü onunla canlı yayında biliyorsunuz çok
bir olay yaşamıştık. Ses gitmişti, gelmişti, canlı yayın kesilmişti. Altyapıdan gitarın sesini duymamıştım. Daha sonra çok duymuştum altyapının sesini falan. Öyle şeyler olmuştu ama yine de iyi çaldığımı düşünüyorum yani o zaman. Almanya'dan selamlar, selamlar. Guten Morgen. Geçenlerde bir oyun çıkmış, onu oynadım, onu anlatayım size. Resident Evil'ın Resistance diye. Korku Evi gibi online bir oyun çıkmış arkadaşlar. Tavsiye ederim yani, oyunlarla da aram iyidir. Bir kişi bütün kameraları yönetiyor korku evindeki gibi. Zombileri falan. 4 kişi de buradan kaçmaya çalışıyor. Geçen bir oynayayım dedim, sabaha kadar oynamışım. Yani konuyu nereye getireceğim? Gitarı da böyle çalışıyordum yani. Sabahlara kadar 10 saat falan. Nasıl oyun zevkliyse gitar çalmak da o kadar zevkli. İran'dan selamlar. Aa, selam. Nasıl, gitarın sesi geliyor mu? Çok az. Evet, gitara başlayanlar bu gamları, bu hammer on pull-off'ları çalışması gerekiyor biliyorsunuz. Bir de şu bend vibratoları iyi çalışan arkadaşlar. Şöyle yedire yedire. Ayrıntılı olarak Udemy derslerimde anlattım bunları. Katılıp hazır evdeyken gitar öğrenmeye başlayın arkadaşlar. Evet, bu şarkıyı da biliyorsunuzdur. Bunu yeni başlayan gitar öğrencilerime veririm mesela. Hem çalması keyifli hem de. Yani teknik açısından iyi oluyor. Parmaklar için. Yeniden saç uzatmayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum ama ne zaman düşünüyorum? Eski gitarım bana gelirse eğer. Bir de albümlerimi alırsa herkes. O zaman düşünürüm arkadaşlar. Biraz böyle rockstar gibi yaşamak lazım o hayatı ki o saçlar yani uzattığın zaman hakkını versin. Yalnızlık içinde. Teşekkürler. Beğendiğine sevindim şarkıyı. Yeni çıkacak olan Bulut Olsam diye şarkım da o tarz yine. Artık yaşımızdan dolayı böyle şarkılar daha çok yapacağım. Öyle gözüküyor. Teşekkürler.
nasıl olsa. Evet, akortla yani gitar akorları rahatlatıyor gerçekten. Şu an sadece gitar ve amfinin sesini duyuyorsunuz. Kayıtlarımda da aynen bu şekilde kaydetmiştim. Taş gibi miyim? Yok yok, geçti bizden artık yavaş yavaş. Ama teşekkür ederim iltifatın için. Abi albüm ne zaman? İşte o şarkım hazır. Daha önceden kaydettik biz. Önce İstanbul Rüyası'nı çıkardım. Yine bir hüsrana uğradım. Tabii yine izleme yok. Yine paylaşma yok arkadaşlar. 500-600 kişi mi ne izlemiş yani? Çok kötü ya. Yine bu şarkıyı çıkardığınca da aynı olacak ama olsun. Ben yine beni sevenlerle yoluma devam edeceğim. Evet, bugün romansı yükleyeceğim. Klasik gitarla çaldım arkadaşlar. Altyapıya da yaylıları ekledim Godfather'daki gibi. Çok az çalayım sizlere. Romans. Bunca zaman niye çalmadıysam. Geçenlerde aklıma geldi, çalayım dedim. Çaldım. Evet, İstanbul Rüyası. Elimde gitarım, karşımda sensin. Teşekkürler. Yorumlarınız bazen kaçıyor tabii. Bu şarkı söylemek isteyen varsa katılsın, birlikte söyleyelim. Şöyle canlı yayında ikiye ayrılıyor ya kanal. Yapabiliriz yani. Mesela bu bir la majör. La do diyez mi? La do diyez mi? Bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da farklı pozisyonda bu olur. İkisi de farklı duyuluyor. Evet, zamanında çok çalışmıştım sweep pickinglere. Gerçekten zor. Bir ayımı falan almıştı şunu yapmak. Sonra dedim ki herhalde ben yapamayacağım. Burada vazgeçmemeniz gerekiyor. Yani o sınırı aştığınız zaman iyi çalabilirsiniz. Hani kendinizi kötü hissetmeyin, ben niye yapamıyorum diye. Çünkü ben de aynı şeyleri hissettim. Yılmadan tekrar tek tek çalıştım arkadaşlar ve bu şekilde bu seviyeye geldim ve daha iyileri seviyeler içinde yeniden çalışmalarıma devam ediyorum. Evet, son sorularınızı alayım arkadaşlar. Yavaştan kapatalım isterseniz. Varsa merak ettikleriniz.
Teorik bilgi gerekmez. Başladıkça öğrenirsin teorik bilgileri de. Yani yaşayarak, çalarak öğrenseniz daha kalıcı olur. Daha önceden bilmeniz tabii sizin artınız olur. Ama bilmek zorunda değilsiniz. Kolum koptu, günlerce ağladım gitar çalacağım diye. Sonra bir ısı yaptım, şu an biraz bir şeyler yapıyorum. Evet, öyle oluyor zaten. Hani yalnız şey çok önemli tabii. Burada doğru çalışma tekniğiniz çok önemli. Bir şeyi yanlış yapıp da bir yıl boyunca da yapsanız ya da 3 ay, 5 ay, saatlerce da yanlış oturur. Ona da dikkat edin. Bir yerlerde eğitim veriyor musunuz? Evet, ben bir özel okulda aynı zamanda gitar eğitimi, müzik öğretmenliği yapıyorum arkadaşlar. Onun dışında da Udemy'ye derslerimi ekledim. Oralardan kurslarıma katılabilirsiniz. Gitar çalmayı öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, ben çok teşekkür ediyorum Rock İstasyonu kanalına. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Gitarla kalın, müzikle kalın. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.